Teşekkür ederim. Mehmet Özdemir, Salli Manisa YT grubunun Salli'den oturan bir vatandaşım. Daha önce de anlattım. Benim hikayem gerçek bir hikaye. Bunun lamı, cimi yok yani. Kaçış bir yanı yok. Ben ne yaşadıysam onu bu hikayemde anlatmışımdır. Ve aynı zamanda Sayın Gönül Boran Hanım'a yazmışımdır. Bunu, bu yazımı bütün Türkiye'de okumuştur. Bunu, bu bir gerçektir. Bize EYT şu yaşta emekli oluyor, şu yaşta emekli dediği zaman ben bir vatandaşım, buyurun beni bir dinlesinler. Sayın Başkanım, size bu yazdıklarımı bir yerlere duyurun da bizim hakkımızı vermeyenler milletin halini görsün. Sayın Başkanım, ben kıdemli EYT'li Mehmet Özdemir, Manisa Salihli'de oturuyorum. 1987 yılında doğudan batıya terör olayları yüzünden göç ettik. Aile kalabalık ama hiçbir iş bilmiyoruz. Bir inşaatta işe başladım ama sigorta gerekiyormuş. Ben sigorta nedir bilmiyordum. Bana dediler devlet seni güvenceye alıyor. Devlet seni güvenceye alıyor. Sana ileride o bakacak. Git devletle anlaş dediler. Ben de 87 yılında devlete gittim. Devlete gittim. Devlet dedi bak Mehmet, caymak yok. Sen bana 25 sene hizmet yapacaksın. 5000 gün prim ve vergi yatıracaksın. Ben de seni emekli edeceğim. Düşündüm. 25 yıl çok. 5000 gün inşaatta hiç de olmaz. Ama mecburdum. Ne yaptım? Gittim devleti buldum. Yapacak bir şey yoktu. Gittim devlete. Bir yanda devlet, bir yanda vatandaşı Mehmet. Allah da şahit. İmzalar atıldı. Başladım. Yağmur, çamur, sıcak, soğuk demeden çalış Mehmet, çalış. Devlete söz vermiştim. Ben kimim ki devlete karşı sözümü tutmayacağım. 93'te evlendik. Çocuklar oldu. Büyüdüler, okullara başladılar. Ben hala orada burada sigortamın peşindeyim. Müteahhit 10 gün, 15 gün sağ olsun. O da sigortamı çalıyor. Ben anlamıyorum. Ama hayallerim yok değil. Bu arada kısa yoldan yok yeşil kartmış, yok kömürmüş, yok çocuk yardımıymış. Bakmadım bile. Ama komşum esnaf, kayıt dışı. Ona sağlık bedava, 60 torba kömür bedava, çocuk başı 150 lira bedava. Ben devlete diyorum, devlet benim de çocuklarım var, okuyorlar. Bana dedi, bak Mehmet sen sigortalısın. Onların sigortası yok, onlar fakir. Vallahi başkanım, benden 10 kat zenginler. Neyse, gel zaman, git zaman. Çocuklar üniversitelere gittiler. 2013 yılı ben bütün şartlarımı yerine getirdim. Devlete gittim. Selamun aleyküm devlet. Vatandaş Mehmet geldi. Emekli olacağım. O parayla üniversitede iki ve evdeki iki çocuğa okutacağım dedim. Devlet bana dedi, bak Mehmet ben seni kandırdım. Senin haberin yokken ben ve Yaşar okuyan bir gecede senin hakkını gasp ettik. Sen daha gençsin. Git 50 yaşında gel. Utanmıyor musun emekli olmaya? 50 yaşında emeklilik mi olur? Allah'ım. Dünya başıma yıkıldı. Düşündüm. 25 yıl önceki mi devlet yoksa şimdiki mi? İnşaat mesleği çok zor. Diğer branşlara benzemez. Bu arada Sayın Başkanım, gerçek doğumum 1987. Babam köye 1972 yılında bir memur gelmiş. Topluca 20 kişiyi 1972 diye yazmışlar. Babamdan 4 yıl yedim. Devletten 11 yıl yedim. Bir çocuk pedere Akdeniz Üniversitesi 4 yıllık. Bir çocuk Namık Kemal Tekirdağ Üniversitesi 4 yıllık biyomedikal mühendisi bitirdiler. Onlar da atanamadı. Lise sonda bir öğrenci, lise 1'de bir öğrenci çocuk da okuyor. Ben ve hanım 6 kişi işsiz, sigortasız, sağlıksız, emekli olamıyorum. Hastaneye gidemiyorum. 87 giriş, 5500 gün, yaş 48, 31 yıl hizmet. Benim ne günahım var? Sayın Başkanım, devlet benden güçlü. Başkanı var, Yıldırım'ı var, Devlet Bahçeli'si var, Erkan Akçay'ı var, Numan Kurtulmuş'u var, milletvekilleri var, ordusu var, hakimi var, televizyon ve şakşakçıları da var. Bir de Allah'ı temsilen bir sürü hacı, hoca, mola, tarikat, cemaat, diyanet de var. Ama hiçbiri benim hakkımı savunmuyor. Ben de hepsini Allah'ıma şikayet ediyorum. Allah sizden ve EYT hakkında sizin gibi düşünenlerden razı olsun. Ben halimi sizlere anlattım. Siz vicdanlısınız. Bize dediler 38 yaşında emekli oluyorlar. Vallahi bizde 38 yaş yok. Buyurun ben örneğim, vatandaşım, yerim, adresim belli. Bir devlet vatandaşın hakkını gasp etmez. Kanunlar geri işlemez. Giden ömür geri gelmez. Devlet sen benim babamsın.
Sen bana vereceksin hakkımı, ben de çocuklarıma vereceğim. Bizler babayız. Önce çoluk çocuğa bir şeyler alırız. Kalırsa kendimize alırız. Sen öyle yapmıyorsun devlet. Kendine 75 bin, 50 bin, 30 bin maaş veriyorsun. Bana hakkım olan 1.000 lirayı vermiyorsun. O 1.000 lirada emek var, hak var, alın teri var, giden hayaller var, çürümüş bedenler var. Allah'tan korkun yok mu? Sizin Allah'a nasıl hesap vereceğinizi çok merak ediyorum. Sayın Başkanım, Allah sizden razı olsun. Bu yazdıklarım Türkiye'nin ve EYT'nin gerçeğidir. EYT açtır, anadır, babadır, yardır, sağdır, soldur, doğudur, batıdır, güneydir, kuzeydir, açığı ve kapalısıdır. Her görüşten bir ailedir. Yani Türkiye'dir. Selam olsun onlara ve hakkımızı arayanlara. Unutmayın, hak haklının yanındaysa haklı daima kazanacaktır. Selam ve saygılarımla kıdemli EYT'li Mehmet Özdemir. Arkadaşlar, bu bir vatandaş olarak, bir EYT'li olarak benim hayatım ve benim gibi bunu binlerce yaşayan arkadaşlarımız var. Buyurun, örneğin ben. Yani daha bunun üstüne ben ne diyebilirim? Bu benim kendi hayatım, gerçeğim. Yani bunun bir gizli saklı tarafı yoktur. Ben bu yazımı babam yoğun bakımda, Mehmet Bey, Abdülbey'in haberi var. Ben Manisa İstanbul Büyük Toplantı'da kendim bilhassa okuyacaktım. Ama gidemedim. Ama önümüzdeki günlerde şayet destek bulabilirsem, ben nasıl Mehmet Ali Bey'in Düzce'de bir tabut gösterisi yaptığı için ben de bu görüşmelerini bir şey halinde, bir sergunafi halinde bütün Türkiye kamuoyuna göstermek düşünüyorum. Bir tarafımda devlet, bir tarafımda vatandaş Mehmet. Buyurun, halimizi nasıl çözecek? Ben vatandaş Mehmet haksızsa buyurun ben ortadayım. Ama devlet bana karşı haksızsa bütün hükümetlerin yerine getirmesi lazım. Teşekkür ederim. Hayatımı dinlediğiniz için, gerçekten ortak olduğunuz için. Edirne'den Kars'a, Edirne'den Kars'a, Manisa'dan Mars'a, Manisa'dan Mars'a, çıksın artık bu yasa, çıksın artık bu yaşa.